Evet. Şimdi array listle linked listin farkı. Bu da sorulan bir sorudur arkadaşlar. Collection framework'ünü öğrendik. Hatırlayın. List, queue, set. 3 tane interface'i var. Listlerin altında array list ve linked list var. Queue'nun altında priority queue class'ı ve deck interface'i var. Set'in altında hash set var, linked hash set var, tree set var. Tree set'in sorted set diye bir tane interface parent'ı var. Bu yapıyı evinizin adresini söyler gibi söylemeniz lazım. Böyle collection'la alakalı soru geldiğinde. Evet, sonra bu collection'daki class'lar arasındaki farklar sorulur arkadaşlar. En meşhuru da budur. ArrayList ile linked list'in farkı. Evet, bakın gördüğünüz gibi diyor ki ArrayList ve LinkedList, list interface'inin çocuklarıdır diyor. O yapıdan bahsediyor. O ben size paylaştığım bir resim var diye graf, o graftan bahsediyor. Ama diyor ki farklı özellikleri vardır bu ikisinin. Evet, şimdi önce data structure olarak farkını söyleyeceğiz arkadaşlar. Yapısal farklarını söyleyeceğiz. Evet, ArrayList altında array yapısını kullanır. Zaten adı üstünde ArrayList. Yani array'lerden oluşturulmuş list manasında ArrayList arkadaşlar. Farkı nedir ArrayList'in array'lerden? Resizable'dır. Yani içindeki eleman sayısını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Evet, ArrayList array yapısı üzerine kurulmuştur ama içindeki eleman sayısını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Başka ArrayList index kullanır. Başka ArrayList index kullandığı için istediğiniz elemanı bulmak çok kolaydır. Index 5 dersin, eleman sana geliverir. Index 17 dersin, eleman sana geliverir. Elemana ulaşmak çok kolaydır ArrayList'lerde. Peki linked listler ne yapar sevgili arkadaşlar? Linked listler node yapısını kullanırlar. Node. Node ne demek? İçinde iki bölüm olan bir yapıdır. Data yapısıdır. İlk bölümde datanın değeri olur. İkinci bölümde de pointer olur. Pointer ne yapar? Bir sonraki nodu gösterir. İkinci nodun da içinde iki bölüm olur. Birinci bölümde data olur, ikinci bölümde de yine pointer olur. Tren gibi nodlar birbirlerine pointerlarla bağlanmışlardır. Peki linked listler index kullanır mı? Kullanmaz. İndeks kullanmadığı için linked listlerdeki bir elemanı bulmak zordur. Çünkü şöyle yapar. Trenin vagonları içinde insan aramaya benzer. İlk vagona girdin, aradığın adam yok. İkinciye gitmek zorundasın, adam yok. Üçüncüye gitmek zorundasın, adam yok. Birer birer vagonlara bakmayı gerektirir. Linked list böyle çalıştığı için aradığınız elemanı bulmakta linked listler başarısızdırlar. Bulurlar ama çok efor sarf ederler. Halbuki ArrayList'te index var. İndeks adres gibi. Adres varsa hemen bulursun. Hiç problem yok. Peki bu kadar başarısızsa Java linked list'i niye oluşturdu? Arkadaşlar linked list'ler eleman ekleme ve çıkarmada çok başarılıdırlar. Bakın insertion eklemek demek, deletion silmek demek. Ekleme ve silmede çok başarılıdırlar. Nasıl eklerler? İki vagonun arasına bir vagon eklemek ne kadar kolay değil mi? Arayı açarsınız, onu ona bağlarsınız. Artık araya bir vagon eklenmiştir. Aradan bir vagon çıkarmak çok kolaydır. Bağlantıyı koparırsın, aralarını açarsın. Artık o vagon aradan çıkmış demektir. E hocam, array listlerde niye zor ki? Array listlerde bir elemanı çektiğinizde geri kalan bütün elemanların indeksleri değişir. O indeksleri tekrar ayarlamak gerekiyor. Java için bu çok fazla bir iştir arkadaşlar. Mesela 10 bin tane eleman var. Siz dördüncü elemanı çektiniz, sildiniz. E geriye kalan 9.995 tane elemanın arkadaşlar tekrar indekslenmesi gerekiyor.
Bu çok büyük bir iştir. O yüzden Java biz eleman ekleme ve silmeyi hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde, kolay bir şekilde yapabilirim diye linked list yapısını oluşturmuş. Hocam o zaman array listi niye silmemiş? Array listte aramada başarılı ya, eleman aramada başarılı. Yani siz bir spor araba aldığınızda, van diyorlar Amerika'da, 7 kişilik araba. 7 kişilik arabayı çöpe atmıyorsunuz ki. Niye? Spor araba hava atmak için faydalı. Van de hava almak için faydalı. Ailece gidiyorsunuz, hava alıyorsunuz. Fonksiyonları farklı. Hava alacaksan van'le git, hava atacaksan spor arabanla git. İkisini de garaja koyabilirsiniz, saklıyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu array listle link listin farkını anlatırken arkadaşlar, bu yapısal farktan mutlaka bahsetmelisiniz. Evet, performans olarak sevgili arkadaşlar, bunu da anlattım esasında. Array list eleman bulmada çok hızlıdır, performansı iyidir. Linked listte eleman ekleme ve silmede performansı çok iyidir. Hangisini çoğunlukla kullanacaksanız onu tercih etmeniz lazım. Yani çoğunlukla arama işlemi yapacağım. Sakın ha linked list kullanma, array list kullan. Çoğunlukla ekleme ve silme yapacağım. O zaman linked list kullan, array list kullanma. Evet, memory kullanımı olarak sevgili arkadaşlar, memory kullanımı olarak bakın linked list daha az memory kullanıyor. Array list daha fazla memory kullanıyor. Niçin? Çünkü bu indeksleme meselesi memory'de daha fazla yer kullanımına sebep oluyor. Evet, burada ekleme ve silme konusundan bahsettim. Evet, bu iteration yani loop yapma sevgili arkadaşlar. Hatırlarsanız iterate ile loop fonksiyon olarak aynıydı. Sadece iteration'da sonsuz olma ihtimali yok. Loop'larda sonsuz olma ihtimali var. Bu loop yaptığınızda linked listlerin loop'u daha yavaş çalışır arkadaşlar. Array listlerin loop'u daha hızlı çalışır. Son söylediğim şey biraz detay. Memory kullanımı da biraz detay. Bunları söylemeseniz kimse size kızmaz. Ama yapısal fark ve hangisi nerede başarılı bunu mutlaka söylemeniz lazım arkadaşlar. Burada da nerede kullanıldığını belirten bir örnek verdim. Evet, mesela dünyadaki ülkelerin isimlerini depolamak istiyorsunuz arkadaşlar. Bunun için array list kullanmak iyidir. Niçin? Ülke isimleri sık sık eklenip çıkarılmaz ki bir listeye. Eklersin, 185 tane bir ülke var, kaç tane ülke var bilmiyorum. Onları eklersin bir kere listeye, o ülkeler listen olur senin. Artık onu kullanırsın. Onun içinde A ile başlayan ülkeleri bulursun. Afrika'daki ülkeleri bulursun. Amerika'daki ülkeleri bulursun. Bakın hep ne yapıyorsunuz? Araştırma, search yapıyorsunuz. O yüzden burada array list kullanmak makuldür. Ama diyelim ki bir müzeye girip çıkan müşterilerin depolanması lazım arkadaşlar. Sabah giriyor, kaydedeceksiniz. Sonra müzeyi gezdikten sonra çıkıyor, listeden sileceksiniz. Böyle bir şey için de linked list kullanmanız lazım. Çünkü sürekli ekle çıkar, ekle çıkar işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada da linked list başarılıdır. Hocam biz böyle bunlara dikkat etmesek, mesela array list kullansak müze içinde ne olur ki? Application nasıl çalışır? Ama application'ın profesyonel gözükmesi, diğer application'lardan daha hızlı çalışması, daha hatasız çalışması bu tarz detaylara bağlıdır arkadaşlar. Siz de Java hakkında tecrübeliyim demek istiyorsanız bu tarz detaylara hakim olmalısınız.